Evet kıymetli dostlar. 29 Aralık 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Rahat duramıyorum. Maça kadar, maç öncesi canlı yayın yapacağız. Saat 20.45'te maç. Yani 19.45 gibi, 19.46, 47 geçe gibi yayına gireceğiz ama yine de öncesinde bir can, bir video çekmek istedim. Fenerbahçe'de Fred değil, hepsi dönecek. Şimdi Fenerbahçe lig derbisinde cezalı biliyorsunuz Fred'in yoktuğunu derbide hissetmişti cezalı Fred'in yokluğunu derbide hissetmişti. E şimdi Süper Kupa finalinde e, herkesin formunun artması da bekleniyor. Aslına bakarsanız Fred'in dönüşü birden fazla kişinin dönüşü gibi bir duruma sebebiyet veriyor. Ceko, Şimanski, Tadic belki İsmail Yüksek ve belki Crespo daha etkili oluyor Fred'in dönüşüyle. Yani bir Fred'in dönüşü belki de altı sakatlığın dönüşü gibi bir olay oluyor. E Fenerbahçe'de Süper Kupa finaline hazırlandı bir şekilde ve Fred'li Fenerbahçe bakalım ne yapacak. Aynı zamanda mesela biz hep hücum kısmını konuşuyoruz ama işin bir de savunma boyutu var. Mesela Osterwolde Kadıköy'deki derbide İsmail Kartal'dan tam not aldı Jadon Osterwolde ve Suudi Arabistan'daki finalde muhtemelen Alexander Djikou ile birlikte e, savunma da partner olacak diye tahmin ediyoruz. Herhangi bir aksilik herhangi bir fikir değişikliği gerçekleşmezse. Bu sezona hızlı bir şekilde giriş yaptı ee, ve mesela kendisine güvenen benim gibi taraftarları mahcup etmedi. Hatırlayın arkadaşlar hepiniz yerin dibine sokarken ya çok yetenekli oyuncu bakın oynaması lazım hızlı oyuncu süratli oyuncu. Hatta ben size burada ne dedim eğer sol stoper oynatırsak yeterli gelişimi sergilerse dünyanın en iyi sol stoperlerinden biri olabilir dedim. Ee, bu da hani iddialı bir cümle hani kullanılabilir bir cümle değil açık söyleyeyim. Her baba yiğidin e, kullanacağı bir cümle değil bu cümle. Ama e, bir şey aradı. Şimdi Osterwolde'nin çok farklı bir özelliği daha var arkadaşlar. Bakın Osterwolde İtalyan Ligi'nden gelme. Hollandalı İtalyan Ligi'nden gelme. Hani e, Türkçe tabirle söyleyeyim kendini kanıtlamış demeyim de kendini hani yıldız adayı olarak listelere yazdırmış bir isim ve bu ismi biz üstüne ciddi manada düşmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve hani Ciku da mesela sezonun başında Ciku geldiği zaman işte birçok eleştiri almıştı. Hocam böyle şöyle çöp. Hocam böyle çöp ya arkadaşlar etmeyin, eylemeyin. Bak Ciku iyi futbolcu. Yok hocam ya sen bilmesin bu e, Kuzey Afrikalılar şöyle, böyle. Ee, abi bak transfer market değerine göre futbolcu avladık. Şimdi bugün ben şu şartlarda şunu sorayım. Ferdi 8'de oynasa hani mesela Fred'in olmayacağı maçlarda Ferdi 8'de oynatsak. Osterbold'i sol bekte oynatsak. Tereddüt duyar mısınız? Bence duymazsınız. Ya hocam iyi futbolcu. Kaliteli futbolcu. işte kendini de futbola veriyor. Şöyle böyle dersiniz. Aynı şekilde bak B.K.'nın olmadığı maçlarda Ciku mesela. Şu an mesela Ciku'na ilgili şunu da söyleyeyim. 55 kişilik havuzda yer alıyor. Muhtemelen seçilecek ana takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna keşke seçilmese. Neyse ben çok uzattım lafı. Hem Cicu'ya değineyim dedim hem Osterwolde'ye değineyim dedim. Hani Icardi ilk maçta adım attırmadı diyor tabiri caizse. Bugün birlikte oynayacak diyor. Fenerbahçe formasına 29 resmi maç. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu bir kez ağları sarstı. Şimdi ilk derbinin bu arada faturası ağır oldu Fenerbahçe arkadaşlar. Bu sosyal medyaya belki de yansımadı yansımıştır da dikkat etmemişsinizdir. TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte PFDK'ya sevk edilen kulüplere ve cezalara dair açıklamada bulundu. Fenerbahçe kulübüne 312.000 TL Galatasaray kulübüne ise 200.000 TL ceza verildi. Fenerbahçe yöneticisi Can Gebe Taş ve Selahattin Baki'ye 200'er bin TL Yerden Timur'a ise benzer şekilde 200.000 TL para cezası verilmiş. Derbinin ev sahibi Fenerbahçe'de ayrıca stadyumda birçok bloğa bir maç seyirden men cezası vermiş ki bu normal hakemin o yanlı yönetimine taraftarın tepkisiz kalması beklenemezdi. Ama ben burada şunu söyleyeyim Ahmet Ketenci'ye ceza veremiyorlar. Yemiyor. Şey, veremiyorlar yani. Ahmet Ketenci ceza yemiyor. Niye acaba? Neyse Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması. Dur, Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevine devam edeceğini bildirmiş. E, hocam bu bizlik bir durum mu? Bence değil diyeceksiniz. Ya ben şunu söyleyeyim. Eğer Volkan Demirel Hatay Spor'la yollarını ayırıp Fenerbahçe teknik heyetine gelseydi ben mutlu olurdum. Hani İsmail Kartal'ın teknik heyetine gelseydi. Düşünseniz İsmail Kartal'ın çatısı, çatısı altında kanatları altında yetişecek bir Volkan Demirel. Bence çok iyi yerlere gelirdi. O yüzden bunu konuşuyorum. Ama hani e, Son maçtan sonra yorulduğumu hissettim diyor. Açık açık dile getirdim. Hem benim ve Hatay Spor için iyi olacağını düşündüm. O maçtan sonraki psikolojiyle yaptım diyor. Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes. kendim onların yerine koydum. Dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi. Bırakıp gidemezsin. Babam Artvinli, annem Rizeli. Ama benim bir yanım Hataylı. Her zaman da öyle kalacak diyor. Bu arada Volkan Demirel'in konuk olacağı empati programı 3 Ocak Çarşamba günü saat 21'de NTV'de yayınlanacakmış. Bilginiz olsun. Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak diyor. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. 6'da 6 ile gidiyorlar maşallah. Bunun 3 tanesi EuroLeague, 3 tanesi lig. Yok, 3'ü mü EuroLeague, 4'ü mü EuroLeague? Neyse. En son Anadolu Efes'i de mağlup etmeyi başardı Fenerbahçe Beko. 6'da 6 ile gidiyor SKB 300 yönetiminde. İşte bu. Fenerbahçe ruhu bu işte. Şimdi ben Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak. Türk Hava Yolları EuroLeague 19. hafta maçı güvenlik tedbirleri sebebiyle İstanbul'da oynanmayacakmış. Yani bu nasıl bir olay anlamadım da 4 Ocak'ta Ataşehir'de oynanması planlanan maçın güvenlik tedbirleri sebebiyle Litvanya'nın Panevėžys şehrinde Kalina Pillo Arena'da oynanacağı açıklanmış. <laughs> Neyse bir şey derim de günah. Günah. Fenerbahçe'de Lincoln Lenneke müjdesi diyor. Sakatlığını atlatan, sağlardan uzak süre ayrı kalan Lincoln Lenneke yeni yılla beraber tam hazır duruma gelecek. Hatırlayın geçen sezon Fenerbahçe'nin Joker'i o Lincoln'dü. Hani bu sene mesela Joker Ferdi. Geçen sene de Lincoln'dü. Sevilla maçında büyük şanssızlık yaşamıştı. Ya Sevilla maçında da bas bas bağırdı. Ben sakatlanacağım çıkarın beni. Ben sakatlanacağım çıkarın diye bağırdı ama arkadaşın birinin inadı dizindeki çapraz, çapraz bağlar koptu. 25 yaşındaki oyuncu ve sahalardan uzun bir süre uzak kaldı. Lisansa askıya alındığı Hazırlıklarını yapıyor. Yeni yılla beraber tam olarak hazır diyor. Şimdi İsmail Kartal'ın elini rahatlatır. 10 numara oynuyor. Sol kanat oynuyor. Bak kreatif sol kanat. Aslına bakarsanız biz Tadiç'e yedek arıyoruz da Tadiç'in has yedeği Lincoln'in has yedeği. Ya sakatlanmadan önceki haline gelsin. Has tadici yedeği. Topla iyi. Haşır neşir. Ara süper. Koridor açabilir. Biraz fiziki olarak güçlenmesi lazım. Şimanski'yi de yedekler. 10 numarada. Biraz da pres gücünü yükseltirse. Sol beke evrilmişti. Sol bekte e, bence savunma yönünü de geliştirdi. Bence var ya bak çok rahatlatır. Hani İsmail Kartal'ın elini rahatlatır. Takımla birlikte Suudi Arabistan'a gitti diye biliyorum. Bir yanlışım yoksa. Arkadaşlar gidebilir ama forma giyemez. Bu takımdaşlığının gelişmesi açısından. Bu hani sakatlanan bir futbolcuya nasıl diyeyim verilmesi gereken şey ya. Moral, motivasyon diyeyim size. Fenerbahçe'de Bursa Spor'dan 3 genç oyuncuyu transfer etti arkadaşlar. Derbi sonrası herkese ben şunu belirteyim. Derbiden sonra yani bu derbiden sonra arka arkaya kaplara hazır olun. Ben en az iki transfer bekliyorum. Ancak kaynaklarım beni yanıltmıyorsa yüzde yüz transfer yüzde 90 oranında da üç transfer. Üç tane kap bekliyorum. Yüzde yüz arkadaşlar gelen kapı. Giden için çok çeşitli isimler var. Mesela ben size sadece şunu söyleyeyim. Hani maç öncesinde transfer konuşmak çok mantıklı değil. Kabul ama Zayt's nerede? Kent mesela ne iş yapar? Serdar Aziz mesela en önemli zamanlarda sakat. E Samet Akaydın mesela size güven veriyor mu? Hani size size soruyorum kendime değil. Bak şu mesela Euro 2024 oynamak istiyor. Oynayabileceği bir Belçika takımına gitmek istiyor. Bak 5 tane giden mesela. Ben 5 tane giden saydım size. Minimum 3 tane de gelen olur. Bak şimdi 3 gelen olur derken bak Zahit yabancı, Kent yabancı 2. Bak şu ay yabancı 3. 3 yabancı gelirse sıkıntı. 2 yabancı gelip Lincoln'un lisansı çıkarılırsa mantıklı. Mesela Çağlar, Kurunic, mesela Timo Werner, hani misal veriyorum kafadan atıyorum. Werner bir de Lincoln'un lisansı çıkarılsa bence mantıklı bir hamle olur. Ama bakalım. Fenerbahçe Bursa Spor altyapısında yetişen 3 futbolcuyu renklerine katlı diyor. Biz bunu daha önce konuştuk bu kanalda hatırlayın arkadaşlar. 2008 doğumlu forvet Selahattin Sevim 2008 doğumu sağ kanat ercüment sancaklı ve 2009 doğumlu stoper ege kaan akman'ı transfer etti. Şimdi altyapı başka bir olay arkadaşlar bilginiz olsun. Yani altyapı olayı başka bir olay. 3 futbolcuyla anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin vereceği bonservis bedeli de belli oldu. 3 futbolcu için toplam 7,5 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek arkadaşlar. İki defa alt yaşta milli olmuş. 11 yaşında Kestel Spor'dan Transfer oldu. Bursa Spor'da 30 Haziran'da imza attığı sözleşmeyle profesyonelliğe geçmiş Selahattin Sevim. Şimdiye kadar U16 milli takımıyla iki karşılaşmada Ay Yıldızlı formayı sırtına geçirmiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu yanlış anlaşılmasın. Yanlış bir tabir de kullanmak istemiyorum. Tabii ki de genç kardeşlerimize destek vermek çok iyi bir olay. Altyapıya transfer balık tutmak gibidir. Oltana yemi takarsın. Atabildiğin kadar uzağa atarsın. Bol tane dikersin. Bir tane zil takarsın. Balık geldi miydi? Misinayı çeker. O zili sallar. Sen de anlarsın ki balık geldi. Altyapıya yapılan her transfer budur. Arda. Attığın oltayı. zil bir sallanıyor. Öyle böyle değil. Kendini çekemeden arkadaşlarından yardım istedim. Bir çektim. Koca bir balık geldi. 80 kiloluk. Arda budur. Muhammed Gümüşkaya mesela 5 kiloluk balıktır. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim yani herkese idrak edebiliyor muyum? Mesela Emre Demir bir balıktır şu anda kiralık. Ee, Çağatay Kuru Kalıp bir balıktır. Emir Ortakaya bir balıktır. Atarsın ben çekersin. Bu üçü de bir balıktır. Yani balık demeyin balık tutma şeyidir. olta atmadır. Bunların arkadaşlar süreçleri. Ben Fenerbahçe ve diğer takımların altyapısına şöyle bir öneride bulunayım. Çocukları psikolojik olarak biz hazırlayamıyoruz. Fiziksel olarak hazırlayamıyoruz. Yani altyapılara bir dünyaca ünlü kondisyoner. ilk belki de dünyaca ünlü e, terapistler getirmesi lazım. Biz çocukları fizik ya arada gitti. 3-4 ayda çocuk şişti. E, burada da şişebilirdi. Kalsiyum tozu vermişlerdir hocam işte e, karbonhidrat vermişlerdir, Cart vermişlerdir, jurt vermişler. Bu bizim kendimizi kandırma fakir teselliğimiz. Geçeceksin bunu. Burada da aynı şeyi verseydik. Yani Abi işinize bakın. Gençlere yatırım yapıyoruz ama gençleri geliştiremiyoruz. Bence bunun üstüne çok çok düşmemiz lazım. Bir tane Gökhan Emre vardı. Ben hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ankara gücünden geldim. Gökhan Emre ilk röportaj yapıyorlar. Dediler ki işte senin hani örnek aldığın birisi var mı? Arkadaşların seni birine benzetiyor mu falan. Bu arada 66.900 olmak üzere bir abone kaldım. Dedi ki bana dedi Ankara'lı Ronaldo diyorlar dedi. Eyvah dedi. Çocuğu kaybettik. Bir de Abdülkadir vardı. Neydi? Abdülkadir Kayal olması lazım. Benim isim hafızam iyidir. Yani futbolcu yüz ve isim yan yana geldiği zaman unutmam kolay kolay. Abdülkadir Kayal vardı. Abdülkadir Kayal daha yetenekliydi. Şimdi belki de mesela bizim Gökay Ravul vardı. Abdülkadir vardı. Hani orta sahada Beykan Şimşek falan vardı. Bizim çok yetenekli oyuncularımız vardı ama bir yere getirip kesiyorlar. Özellikle bu genç 3 Bursa Spor'dan gelecek arkadaşa ve yeni transferlerin hepsine söylüyorum. Ailelerine söylüyorum. Çocuklarınıza deyin ki bir gelecek için şundan vazgeç. Yani kendine gelecek kurmak için şunu azalt. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yolları bahtları açık olsun kardeşlerimizin. İnşallah Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederler ve çok başarılı olurlar. Arsenal'in yıldız futbolcusu Cedric Suarez'den Türkiye sözleri. Şimdi uzun yıllardır İngiltere Premier Lig'de ve lider Arsenal'in kadrosunda bulunan Cedric Suarez fanatiğe konuşmuş. Hiç işi gücü yok da. Premier Lig'den Arsenal forması giyen Cedric Suarez. Arsenal'de çok fazla süre alamıyorsun. Geleceğin hakkında ne düşünüyorsun demiş. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Hani bir laf var ya bayram değil seyran değil bu beni niye öptü diye. O 32 yaşında 2 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşmesi yazın bitecek. Ancak sağ bek. Şimdi tam şeye göz kırpan hani böyle Ankara gücü. Çaykur Rizespor'a göz kırpan bir performans ama Arsenal'den de oraya gelir mi? Ben onu bilemem. Burada bir açıklamalarda bulmuş. Arkadaşlar ben özellikle bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hiçbir alaka, hiçbir bağlantı yok bilginiz olsun. Hani büyük ihtimalle bu sosyal medyaya yansıdığı için arkadaşlarım soracaklar. Ben peşin peşin söyleyeyim. Hani bu takım uzun süredir parçasıyım. İstediğim kadar oynama fırsatı bulamadım. Elbette her futbolcu oynamak ister diyor. Hocam şöyle böyle sezon sonunda sözleşmem bitecek. Menajerler falan filan. Vatandaşım Miguel Crespo Fenerbahçe'de forma yorumuna ilgili yorumun nedir diyor. Crespo yetenekli bir Portekizli oyuncunun yurt dışında oynamasına bir başka güzel örnek. Türkiye'ye geldiğinden beri durumunun iyi olduğunu ve Fenerbahçe taraftarının onu çok sevdiğini biliyorum. Diyor arkadaşlar. Şimdi bana şeyi çok soruyorlar. Jorginho'yu. Yani Arsenal'den Jorginho, yani Jorginho diye yazılıyor biliyorsunuz. Bunu çok soruyorlar. Hocam gelse ister misin? İşte fikrin nedir? Ee, olur mu? Arkadaşlar bakın. Jorginho ismiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yaşı 32. evet bak 66.900 olduk. Yaşı 32. Çok mühim değil 32 olması. Transfer market değeri 15 milyon euro. Bu da mühim değil. Bu da çok mühim değil. Oyuncunun ben e, hani ne yaptığına bakalım. Bu arada lider dedik ama Arsenal West Ham yenildi herhalde. Ben bir internete yazayım. Arsenal maçları. Evinde yenildi hem de. Yenildi diye biliyorum. Neyse. Bu mühim değil arkadaşlar. Estamdici de aklıma Thomas Suchek geliyor. Kesin bir tane. Neyse. Şimdi Jorginho bu sezon Arsenal'de çeşitli maç şeylerinde oynamış. Bir isimden bahsediyoruz. Hani nasıl diyeyim size? Mesela yaşı 32 olması itibariyle artık son demlerinde. Bu sezon 18 maça çıkmış 832 dakika. Fakat arkadaşlar Jorginho'yu isteyen İtalyan kulüpleri de var. Ben Fenerbahçe'ye geleceğini ihtimal vermiyorum. Açık ve net söylüyorum. Thomas Parti. İşte parti konusunda aslında ben size bir itirafta bulunayım. Biz Thomas Parti'yi almıştık. 15 milyon euroya almıştık Thomas Parti'yi. Arsenal'le anlaşmıştık. Futbolcuyla görüşmeler sürüyordu. Ancak ne oldu? Oyuncu sakatlandı. Ve şu anda hani birkaç gün sonra sahalara dönmesi bekleniliyor. 5 maç 341 dakika. Sakatlıktan nasıl dönecek? Kendini toparlayabilecek mi? O da ayrı bir mesele. Bizim hani bunu alma ihtimalimiz daha yüksek. Rade Kurunic arkadaşlar bak bana ne derseniz deyin. Ben doğru bildiğimden şaşmam. Bana soracak olursanız ben yüzde bir milyon Rade Fenerbahçe'de derim. Hatta açık söyleyeyim bana sorarsanız ilk kapımız Kurnuç olur gibi geliyor bana. İkinci kapımıza Çağlar Söyüncü olur gibi geliyor bana. Niye derseniz. Ya şimdi Çağlar Söyüncü, Kurnuç üstüne çok düşünen isimler. Ha bunların yanına e, Jorginho ya da Thomas Parti olur mu? Bu da çok soru ge geldiği için söylüyorum. Abi kurun çalıyorsan alıyorsan bunları almazsın. Alamazsın. Ha der ki Arsenal. Yani Arsenal der ki ya e, gelin futbolcumuzu alın. Mesela Tomas Parti'yi alın. 6 aylık sizde kiralık dursun. Maaşını biz ödeyelim. Oynatırsanız oynatırsınız derseniz ben ona bir şey diyemem. Ama yine olmaz yine olmaz. Sebebi belli. Çok fazla para harcanacak. Yani çok fazla para harcanacak bir, bir de şey yabancı kuralı kontenjanı şu 12 yabancıya düşme olayı var ya arkadaşlar 12 yabancıya düşme olayı aslında devre arasında düşünülüyor. Devre arasından sonra e, serbest kalması gündemde yabancı sayısının ancak ben şunu söyleyeyim 10, 12 saçmalık olur. 14'e devam yabancı serbest olsun istediği kadar oynatsın isteyen girsin isteyen çıksın bu Türk futbolcuların Avrupa'ya açılmasını sağlar. Bugün yurt dışında kaç tane Türk futbolcu var? Hani menşei Türkiye olan buradan yetişen Çağlar var. Enes Ünal var. Hani bilindiklerden bahsediyorum. İşte 20 tane 30 tane sayarız o zaman. Sezonda 20 tane futbolcu sayarız. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bugünkü maçı da kazanırız. Kazandıktan sonra daha kolay, daha rahat konuşuruz. Her şeyin ötesinde şunu özellikle ve özellikle belirteyim. Başka Fenerbahçe yok. Lütfen kanalımıza da sahip çıkalım. Fenerbahçe'mize de sahip çıkalım. Hepinize desteklerinizin ötürü teşekkürler. Maç önü canlı yayında görüşmek üzere.